29 Nisan akşamı işime gidiyordum. Polis çevirmesine uğradım. Polis çevirmesine uğradıktan sonra 0,53 promil alkolü çıktım. Tabii iftardan çıktığımı söyledim, alkol kullanmadığımı. Bu durumun yanlış olduğunu polis arkadaşlara ilettim. Bunlar bunu tabii kabul etmediler. Haklı olarak cihazda problem olabileceğini söylediler. Ama hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler. Bir kere üfleme hakkım olduğunu söylediler. Tekrar üflemek istedim, kabul etmediler. Birlikte hastaneye gidelim dedim, onu da kabul etmediler tabii. Hemen rapor alırsam negatif çıkacağına dair ehliyetimi alabileceğimi söylediler. Ben de hızlıca hastaneye gittim. Etanol testi yaptırdım. Etanol testinde tabii kendime güvendiğim gibi negatif çıktı. Ertesi gün hemen polis merkezine gittim. Ehliyetimi bana veremeyeceklerini, mahkemeye vermem gerektiğini söylediler. Tabii ben de ikinci sulh hemen itirazımda bulundum. Ama ehliyetim elimde değil. Ne zaman sonuçlanacak mahkeme bilmiyorum. Ve 2-3 ay boyunca, belki 4 ay boyunca, 5 ay boyunca ehliyetim elimde olmayacak. Hiç yoktan yere ben de kamu görevlisiyim. Bu pandemi döneminde işime gidiyorum. Evimin araçlarını, gereçlerini alıyorum. Ama bu durumda bunu alamıyorum. 1228 lira para cezası var. 6 ayda ehliyetime el koyuldu. Bekliyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani durup dururken ehliyetim elimden gitti. Bu dönemde, yani şöyle kritik bir dönemde hiçbir şekilde arabama el koyamıyorum, kullanamıyorum. Tabii oruçluyum, her zaman orucumu tutuyorum. Alkol kullanan biri de değilim. Hani alkol de kullanmıyorum. Ama çok ilginç bir şekilde alkollü çıktım. Polis arkadaşlar makinenin kalibrasyonunun bozuk olabileceğini söylediler ama yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylediler. Ben de buna çok şaşırdım tabii. Yani işte yapacak bir şeyim yok. İsteğim şu, bir an önce bunun sonuçlanmasını, yani aracımı kullanmam gerekiyor, işime gidiyorum. Hani bir an önce aracımı kullanmak istiyorum yani. Durup dururken ehliyetim elimden gitti. Zaman da çok önemli tabii. Ne kadar sürede aldım testi? 43 dakika içinde aldım.